Bu hain yapılanmanın elebaşı buraya çok da uzak olmayan bir yerde, Pensilvanya'da hayatını sürdürüyor. Amerika'nın pek çok yerinde bu terör örgütüne bağlı okullar, dernekler ve şirketler faaliyet gösteriyor. Özellikle charter school'lardan bu adamların yılda elde ettikleri gelir 700-750 milyon dolar. Bunlar aynı zamanda kara para aklama işini de bu yolla yapıyorlar. Biz bunu Amerikalı dostlarımıza da aktarıyoruz. Ve 85 koliyi de belgelerle kendilerine teslim ettik. FETÖ elebaşının ve mensuplarının Türkiye'ye iade edilmesi ve örgütün faaliyetlerinin önlenmesi konusunda Amerika Birleşik Devletleri nezdinde pek çok girişimimiz oldu. Son yıllarda giderek tırmanan İslam düşmanlığına karşı hep birlikte güçlü bir duruş sergilemeliyiz. Kardeşlerim, burada bir tespit yapacağım. Bakınız, şu anda Myanmar'da bir katliam var. Arakanlı Müslümanlar katlediliyor. Ve 1 milyona yakın Arakanlı şu anda topraklarından ne yazık ki adeta soykırım yoluyla Bangladeş'e geçmenin gayreti içinde. Bakın, biz hiçbir zaman Rohingyalı Müslümanları Budistler öldürdü diye bir ifade kullanmadık. Katliamı Budistler yapıyor. Ama biz bunu kullanmadık. Ama şimdi ben buradan sesleniyorum. Biz Budistleri dünyada bu kadar şirin gösteren kişilere sesleniyorum. İnsancıl olduklarını söyleyenlere sesleniyorum. Peki İslami terör ifadesini siz hangi hakla söylüyorsunuz? Dikkat ederseniz dünyanın her yerinde farklı inanç gruplarına mensup kişiler tarafından düzenlenen terör eylemleri oluyor. Ancak sadece fail Müslümansa bunun adı İslami terör olarak ifade ediliyor. Şayet fail başka bir inanca mensupsa bu eylem adli vaka sınırının ötesine geçirilmeden gündemden düşürülüyor. Bugüne kadar hiç Hristiyan terörü, Yahudi terörü, Budist terörü, şayet kişi herhangi bir inanca mensup değilse ateist terörü diye bir şey işittiniz mi? Şu anda DAEŞ'e karşı Türkiye'de, içeride ve Suriye'de Fırat Kalkanı harekatıyla bir mücadele verdik. Silahlı kuvvetlerimiz Özgür Suriye ordusuyla Cerablus, Ray, Dabık, Elbap, bütün bu 2000 kilometre karelik alanda bir operasyon yürüttü. Ve 2000 kilometre karelik alanda 3000'i aşkın DAEŞ'liyi etkisiz hale getirdik. Ben buradan Amerikalı dostlarıma da sesleniyorum. Peki siz şu ana kadar kaç tane DAEŞ'liyi etkisiz hale getirdiniz?